Haberin merkezinden, ATB Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Hakkari'den dün akşam saatlerinde gelen acı haberle başlıyoruz bültenimize. Acının adı uzman onbaşı Ahmet Tunç. Teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle ağır yaralanmıştı Mehmetçiğimiz. Hastanede şehit düştü. Memleketi Kütahya bugün ona son görevini yerine getirmek için ayaktaydı. Şehit asker gözyaşları ve dualar eşliğinde ebediyete uğurlandı. Henüz 22 yaşındaydı uzman onbaşı Ahmet Tunç. 19 Aralık günü Hakkari Çukurca'da PKK'lı hainlerin yola tuzakladıkları bombanın patlaması sonucu ağır yaralanmıştı. Kahraman Mehmetçik hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Şehit uzman onbaşı için memleketi Kütahya'da tören düzenlendi. Yakınları şehidin ay yıldızlı tabutuna uzun uzun sarıldı. Gözyaşları sel oldu. 22 yaşındaki şehidi son yolculuğuna binlerce hemşerisi uğurladı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Şehit uzman onbaşı kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Ve Türkiye'nin savunmadaki gücüne bir güç daha eklendi. Deniz Kuvvetleri'nin yeni tip ilk denizaltısı Piri Reis bugün Başkan Erdoğan'ın da katıldığı törenle suya indirildi. Erdoğan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'le ilgili yürüttüğü politikayı eleştirenlere kürsüden yanıt verdi. Libya ile yapılan anlaşmayı hatırlattı. Eğer vazgeçersek bırakın ekonomik faaliyetleri, bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar dedi. Bu ülkenin ve bu milletin tarihini bilmeyenler burada ne işimiz var diye soruyorlar. Asıl sorulması gereken soru, biz bunca zamandır niye oralarda yokmuşuz olmalıdır. İsim vermedi ama mesajı açıktı. Başkan Erdoğan Libya mutabakatına tepki gösteren muhalefete yüklendi. Şayet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bırakınız ekonomik faaliyetleri, bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar. Erdoğan anlaşmanın ardından Türkiye'ye husumetle cephe alan ülkeleri de aldı hedefine. Yunanistan ve onu destekleyen kimi ülkeler uzunca bir süredir Türkiye'yi adeta denize adım atamaz hale getirmenin hazırlıkları içindeydi. Artık bu suskun ve çekingen politikayı sürdürme lüksümüz yoktur. Tarih ve hukuk bilmez bazı gafiller kimi zaman içlerinden, kimi zaman da açıkça Libya nere, Türkiye nere diyebiliyorlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gölcük'teydi. Yeni tip denizaltı projesi birinci gemisi Piri Reis'in havuza çekme ve 5. gemi Seydi Ali Reis'in ilk kaynak törenine katıldı. Baret takıp eldivenleri giydi. Kaynak makinesini alıp ilk kaynağı attı. Erdoğan'ın gündeminde Libya mutabakatı vardı. Anlaşmanın yeni olmadığını söyledi. İlk adımın Kaddafi döneminde atıldığını açıkladı. Bu konudaki çalışmalar bir anda ortaya çıkmış da değildir. Kaddafi ile bu meseleyi harita üzerinde konuşmuş, kendisiyle anlayış birliğine varmıştık. Türkiye'nin ne kendi kara sınırlarında ne de Ege ve Akdeniz'de bir oldu bittiye asla izin vermeyeceğini söyledi. Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'nin balıkçılıktan ancak %1 oranında pay alabileceği bir düzene elbette razı olmayacağız. Tamamen dışlanmış bir Türkiye'ye rıza göstermemizi kimse bizden beklemesin. Yunanistan'a ayrı bir parantez açtı Erdoğan. Masa başı haritaların denizler üzerinden de çizilmeye çalışıldığına dikkat çekti. Türkiye'nin haklarına göz dikenler meydanın boş olmadığını bilmelidir. Masa başında çizilen haritalarla ülkemize emrivaki yapılmasına izin veremeyiz. Türkiye ile Libya arasında yapılan güvenlik ve askeri mutabakat muhtırası meclisten geçti. Hafter güçleri ise kriz peşine düştü. Darbeci askerler Libya açıklarında mürettebatı Türk olan bir gemiye el koydu.
Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus hükümetiyle Türkiye arasındaki işbirliği darbeci Hafter kuvvetlerini rahatsız etmeyi sürdürüyor. Tobruk merkezli Hafter güçleri içinde Türk mürettebatın da bulunduğu bir gemiye Libya açıklarında el koydu. Geminin Karayip ülkesi Grenada bandıralı olduğu açıklandı. Darbeci Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu mensupları gemiye müdahale anlarını ve Türk mürettebatını sorguladıkları görüntüleri paylaştı. Hafter cephesi gemiye Libya'nın Derne şehri açıklarında el konulduğunu ve geminin kontrol için Ras el Hilal Limanı'na çekildiğini açıkladı. Türkiye, Hafter'in işgal etmeye çalıştığı meşru hükümetle ilişkilerini geliştiriyor. İki taraf arasında son olarak deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşması imzalandı. Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme ihtimali ise gündemdeki yerini koruyor. Rejim güçleri ve Rus uçakları İdlib'in üzerine bomba yağdırmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız hafta onlarca kişi daha hayatını kaybetti o saldırılar yüzünden. Hayatta kalmayı başaranlarsa yeni bir göç dalgası başlattı. Binlerce kişi Türkiye sınırına yürüyor. Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib'in güneyine varil bombalı saldırıları sürüyor. Savaştan kaçarak İdlib'e sığınan sivillerse canlarını kurtarmak için bir kez daha yollara düşüyor. Esad güçlerinin son saldırısında Serakip kasabasında 12 sivil daha yaşamını yitirdi. Şiddetli çatışmalarda ondan fazla köy el değiştirirken iki tarafın toplam kaybı 200'e yaklaştı. Son bir haftada yola düşenlerin sayısı 100 bine, Kasım ayının başından beri Türkiye sınırına doğru kaçan sivillerin sayısı ise 180 bine yaklaştı. Ancak göçmen durumuna düşen sivillerin hiçbiri Türkiye'ye alınmayacak. AFAD ve Kızılay yetkilileri sınırın Suriye tarafındaki kampların genişletildiğini ve kaçan sivilleri ağırlama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Elimizde sesler, kayıtlar, görüntüler hepsi mevcut. Hepsi de Allah nasip ederse pazartesi günü savcılığa teslim ediyor. CHP'li Sinan Aygün'le Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rüşvet krizi giderek daha da büyüyor. Ayrıntılara geçeceğiz. Önce Başkan Erdoğan'ın dün geceki mesajlarını aktaralım. Necip Fazıl ödüllerinin dağıtıldığı gecede konuştu Erdoğan. Gündeminde tek parti dönemi, hedefinde CHP vardı. CHP yönetimi geçmişiyle yüzleşene kadar peşlerini bırakmayacağız dedi. İskilipli Atıf Hoca'nın idamından Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden 27 Mayıs darbesindeki rolüne kadar pek çok üzücü hadisede CHP kendi tarihiyle yüzleşme cesareti gösterememiştir. Tek parti döneminde yaşananları tek tek hatırlattı. CHP'ye çağrı da bulundu. Tek parti CHP'sine ait dönemde objektif bir şekilde tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor. Bu tartışmalar gündeme geldiğinde hemen derin bir sessizliğe bürünüyorlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl ödülleri törenine katıldı. Gündeminde Türkiye'nin geçmişte yaşadığı karanlık olaylar vardı. Dersim olaylarını hatırlattı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslendi. Her fırsatta Dersimli olduğunu ve Dersimli olmaktan da gurur duyduğunu söylüyor. Ancak Dersim olayları ile ilgili bizim yaklaşık 10 sene önce gösterdiğimiz hassasiyet ve vicdani bir tavrın onda birini dahi sergileyemiyor. Biz CHP'nin kurumsal anlamda Dersim konusunda ne düşündüğünü, nasıl bir yaklaşım içinde olduğunu halen bilmiyoruz. Erdoğan, CHP yönetim geçmişiyle yüzleşene kadar peşlerini bırakmayacağız dedi. CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene, darbeler, katliamlar, yasaklar, idamlar ve kanlı sokak olaylarındaki rollerini cesaretle açıklayana kadar peşlerini bırakmayacağız. Gecede Necip Fazıl ödülleri sahiplerini buldu. Profesör Doktor Uğur Derman, Necip Fazıl saygı ödülünü Başkan Erdoğan'ın elinden aldı. Cumhurbaşkanı nasılsınız? Sizi çok seviyoruz, her zaman destekçiniz. Allah yolunuz açık etsin.
Erdoğan törenin ardından sürpriz bir şekilde rotasını değiştirdi. Fatih'te bozasıyla meşhur Vefa Mahallesi'ne gitti. İçtin mi bozaları? Bozaları içtiniz mi? İçtin. Beğendin mi? Güzel mi? Güzel mi? Bozacı'da Başkan Erdoğan'ı karşılarında görenler şaşkındı. Fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı. CHP'li iki isim eski vekil Sinan Aygün'le Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rüşvet krizi büyüdükçe büyüyor. Aygün'ün Mansur Yavaş'ı kendisinden 25 milyon lira rüşvet istemekle suçladığı süreç yeni hafta başlar başlamaz yani yarın başka bir boyuta taşınacak. Elimde sesli ve görüntülü kayıtlar var diyen Sinan Aygün o kayıtları savcılığa teslim edecek. İnsan izini çıkartmaz hale getireceğim Mansur Yavaş. İnşallah bu güvene layık olmaya çalışacağım. Hayatımın hiçbir devresinde haraç vermedim. Yüz akıyla çıktığımız bu yolculuğu... Siz ne istiyorsunuz? Sizin derdiniz de 25 dediler, 25 milyon. Hadi bakalım işin içinden çıksın bakalım Mansur Efendi. İki CHP'li eski vekil Sinan Aygün'le Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş savaşında kılıçlar çekildi. Ekleyeceğim maddeler de olacak. Hayırdır? Şantaja mı başladın? Elinizden geleni ardınıza koymayın. Sinan Aygün Ankara'da Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir projeye başladı. İnşaatla ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ruhsat verilmesini bahane ederek Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine dava açtı. Aygün de davaya belediye ile birlikte müdahil oldu. Ancak dava TMOB lehine sonuçlandı. İnşaat durduruldu. Bunun üzerine belediye görevlileri Sinan Aygün'ü ziyaret ettiler. Mansur Yavaş'ın ahlaksız teklifi de o görüşme sırasında gündeme getirildi. Abi ya sen bize bir şey söyle de bırakalım biz bunu bağlayalım. Ya neyi bağlayacaksınız? Bağlayacağınız nedir? Ama Aygün resti çekti Yavaş'ın adamlarına. Rüşvet vermeyeceğini söyledi. Konuyu yargıya taşımaya karar verdi. Gözler pazartesi gününe çevrildi. 25 milyon rakamını ortaya attılar. Buraya geldiler. Gelen görüntüleri var. Bütün her şey elimizde sesler, kayıtlar, görüntüler hepsi mevcut. Bu arada ikili arasındaki 25 milyon liralık rüşvet kavgası yeni bir boyuta da taşındı. Böyle bir adamın bu belediyeyi bundan sonra nasıl yöneteceğidir? Bu insanlara kara sürmeyle, leke sürmeyle nasıl yöneteceğidir? Sinan Aygün eteğindeki taşları bir bir döktü. Mansur Yavaş'ı CHP'ye davet ettiğini, o dönemde kendisine bu daveti hakaret sayarım dediğini söyledi. Yavaş'ı CHP'den aday olmaya ise FETÖ'cülerin ikna ettiğini belirtti. Ayhan Atalay, Hüseyin Saruhan ve Rahmi Bıyık'ın isimlerini saydı. Benim de FETÖ'cü olarak bildiğim bir arkadaşım dedi ki biz Mansur Yavaş'la görüşüyoruz. Biz bunun şeyi alacağız dedi CHP'ye. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sessiz, tek bir kelime bile etmedi. Açıklama yapmadı. Sinan Aygün konuyu genel başkana daha önce anlattığını, rüşvet talebinden kendisinin de haberi olduğunu söyledi. Yani Kılıçdaroğlu Yavaş'ın rüşvet istediğini biliyordu. Ama bu konuda kılını bile kıpırdatmamıştı. Parti sözcüsü Faik Öztrak katıldığı canlı yayında konunun üzerine kapatma derdine düştü. Benim gördüğüm kadarıyla olay son derece hukuki bir olay. İddiaları ben açıkçası çok üzücü buluyorum. İçişleri Bakanlığı da Mansur Yavaş'ın Sinan Aygün'den istediği rüşvetle ilgili müfettiş görevlendirdi. Hadi bakalım işin üstünden çıksın bakalım Mansur Efendi. Bütçe görüşmeleri tamamlandı ama Meclis Genel Kurulu'ndaki gerilim bitmedi. Tansiyonu yükseltense bir kez daha HDP'li vekiller oldu. HDP'li belediyelerdeki görev değişiklikleri üzerinden başladı tartışma. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, HDP'li eski belediye başkanının Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığını hatırlattı. Savunma ise CHP sıralarından geldi. Teröristin cenazesine gitmedin diyor adam. Dönün gözünüzün önündeki sura bakın. Gözaltından Sur Belediye Başkanı. Eski il eş başkanımızdı kendisi. Kim şehit etti Eren Bülbül'ü? PKK'lı teröristler şehit etti. Bu çirkinliğin artık sınırı falan kalmamış. Onu şehit eden teröristlerin cenazesini Sur Belediye Başkanı kaldırıyor. Bir Kürt kadının bir belediye başkanı üzerinden erkekliğinizi, delikanlılığınızı mı test etmeye çalışıyorsunuz? Bir kere bu kürsüye yakışan bir ifade değil.
Çok ayıp. Sadece sizi uyarıyoruz. Biçirbinin Abbas'a bakacaksınız. Siz iyi tanırsınız Biçirbinin Abbas'ı. 15 yaşında, 16 yaşındaki Kürt kızlarını dağa kaçıran PKK ona peşkeş çekiyor. Şu an benzer durumlar söz konusudur. Biz dağa karşıyız, teröre karşıyız. Sizin siyasi tercihinizdir. Siyasi olarak siz tavrınızı 15 yaşındaki bir çocuğu katleden teröristlerden yana koymuşsunuz. Hareket çekme bana. Hareket çekme bana. Teröristin cenazesine gitmedim diye adam. Sayın Altay çıkıyor, adet haline getirmiş bizim gruba dönüp ayar vermeye çalışıyor. Şimdi teröristin cenazesine giden yok. Ayıp ediyorsun. Hareket çekme bana. Kusura bakma. Cevabını onlar verebilir ya. Size avukatlık vazifesi mi verdiler? Bırakın ya. Yakınlarına telefonda takip edildiklerini söyleyip sırra kadem bastılar. Kayıp karı koca tam 3 gün sonra ahırda saklanırken bulundu. Birazdan. Marmara çok şiddetli bir fırtınaya teslim oldu. Rüzgar o kadar kuvvetliydi ki sokağa çıkanlar ayakta durmakta bile zorlandı. Beyoğlu'da bir binanın çatısı uçtu. Bir baba ve bebeği o çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Önümüzdeki günlerle ilgili tahminlerse İstanbul'a kar ne zaman gelecek diye merak edenleri umutlandırdı. Marmara bölgesini lodos vurdu. Şiddetli rüzgar yüzünden sokakta yürüyenler sürüklenmemek için böyle direklere tutundu. Yer Bursa. Rüzgarın hızı saatte 100 kilometreye çıkınca dışarıda ayakta durmak imkansız hale geldi. Birbirlerine tutunarak rüzgara direnenler daha fazla dayanamayınca direklere tutundu. Bu iki kadın da direğe güçlükle ulaştı ama şiddetli rüzgara direnmek hiç kolay olmadı. Sürüklenmemek için büyük çaba sarf ettiler. İşte etkili olan lodos ve şiddetli fırtına Beyoğlu'nda tonlarca ağırlığındaki bir binanın çatısını da böyle uçurdu. İstanbul'da şiddetli lodos Beyoğlu'ndaki işte bu 4 katlı binanın çatısını aşağı uçurdu. Tonlarca ağırlığındaki bu çatı bir kağıt gibi tek parça halinde sokağa savruldu. Çatı nasıl uçar böyle aşağıya? Yani yaprak gibi gelmiş. Zaten ben üst katta oturuyorum. Rüzgarın sesi belki de bu çatının düşme sesini bile bastırdı. Bir baba ve 9 aylık bebeği de düşen çatının altında kalmaktan saniyelerle kıl payı kurtuldu. Bir ses geldi, ondan sonra yukarı baktım zaten çatının havalandığını duyunca, görünce. Ondan sonra zaten koşmaya başladı. Verilmiş sadakamız varmış diyoruz. İstanbul'da fırtına yüzünden denizde dev dalgalar oluştu. Deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Dalganın boyu kaç, ne kadardır sizce? Kaç metre? Sabah 3 metre olduğunu söylediler. İstanbul bahardan kalma bir günü yaşıyor. Sıcaklık 19 derece ancak artık pazartesi günü itibariyle sıcaklıklar yaklaşık 10-12 derece birden düşecek. Ve uzun zamandır beklenen yağış artık pazartesi günü itibariyle etkili olacak. İnşallah. Her vatandaşın beklentisi yağış şu anda. Geçen sene bu zamanda nasıl yağmur ve kar, sulu kar yağıyordu. Şimdi ise tam tersi. Lodos ve şiddetli fırtınanın tadını çıkaranlar da vardı. Onlar adrenalin tutkunları. Kimi sörf yaptı, kimi de dalgalı denizde yüzdü. Uçtu, uçtu bak. Helal olsun çocuğa. Geçtiğimiz sene ilk kar İstanbul'a 12 Aralık'ta düşmüştü. Bu sene bırakın karı, yağmur bile etkili olmadı. Uzmanlar zayıf da olsa 24 Aralık'tan sonra kar yağışının etkili olabileceğini söylüyor. Peki yeni yıl 2020'ye girerken İstanbul'da sağanak yağmurun etkili olması bekleniyor. Yine başta Ege olmak üzere tüm yurtta soğuk hava etkili olacak. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık Uludağ yağan karı da eritti. Erikli yaylasında kuruyan yapraklar alev aldı, yangın çıktı. Hem itfaiye hem de bölge sakinleri yangını söndürebilmek için saatlerce mücadele verdi. Aşağıdan gördük ya, dumanları görünce hemen bindik arabalara gelelim. Aralık ayında karla kaplı olması gereken Uludağ'da kuruyan yapraklar alevlere teslim oldu. Yangın lodosun etkisiyle büyüdü. Var hortum getirelim mi? Uludağ eteklerindeki Erikli yaylasından sabah saatlerinde dumanlar yükseldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz sevk edildi. Ekipler saatlerdir yoğun bir mücadele veriyor ve yangını kontrol altına alıp söndürmeye çalışıyorlar ama rüzgar oldukça etkili. Hızı saatte 70 kilometreyi bulan lodos alevlere müdahaleyi zorlaştırdı. Rüzgarın da etkisiyle bazı bölgelerde
kıvılcımlar, ateşler çıkıyor. Buranın yerlisiyiz biz. Haberi alınca hemen geldik. İtfaiye ekiplerinin yardımına mahalleli de koştu. Kimi kazma kürekle, kimi de montuyla yangını söndürmeye çalıştı. Yangını görünce hemen abar topar evimiz var burada. Geldik, çok şükür hep beraber seferber. 10 dönüm arazinin zarar gördüğü yangın yaklaşık 5 saatlik uras sonucu kontrol altına alındı. Aralık ayını geride bırakmamıza az bir süre kaldı ama İstanbul için ufukta hala yağış görünmüyor. Barajlardaki su seviyesi artık kritik seviyelere gerilemiş durumda. Büyükçekmece Gölü de tam 300 metre çekildi. Suyun çekilmesiyle birlikte tarihi Çakmak hattı da gün yüzüne çıktı ve hali içler acısı. Pet şişeler, bardaklar, poşetler, gazete kağıtları. Duvardaysa yazılar. Hepsini insanlar yaptı. İstanbul baştan aşağı tarihe tanıklık etmiştir. Tıpkı burası, Büyükçekmece Gölü gibi. Yanında bulunduğum bu tarihi yapı bir zamanlar koruma hattıydı. İkinci Dünya Savaşı öncesi olası bir Nazi Almanyası'nın saldırısına karşı yapıldı. Ve bu hat yapılırken soğuktan pek çok asker şehit düştü. Şimdi su çekildi ve tarihi yapı gün yüzüne çıktı. Elbette gün yüzüne çıkan bir tek bu değil. Bir de her yerin çöple kaplı olduğu gerçeği. Gördüğünüz gibi her taraf rezillik. Yani şu mevzinin içi berbat. Atamızdan kalan şeyler ama değerleri bilmiyorlar. Belediye sahip çıkmadığı için insanlar da hor kullanıyor. Burası da Korugan. O dönemde yani savaşın yapıldığı yıllarda Türkiye'nin bir yılda ürettiği çimentonun tamamı kullanılarak yapıldı. Bırakın masrafını, ne kadar zor yapıldığını, askerlerin emeğini. Şu tarihin içine şöyle bir bakar mısınız? Duvarda yazılar, örümcek ağları, yerlerde deseniz köpükten kasalar. Tarih mi bu şimdi? Kaderine terk edilmiş olan? Kesinlikle değil. Yani bu şekilde tarih olur mu? O askerlerimiz bunları görse yani kemikleri sızlar gerçekten. Ne yapılmasını istiyorsunuz? Temizlenmesi gerek. Yetkililer gelmesi lazım, bir şeyler yapmaları lazım. Hani sahip çıkmamız lazım. Atamızın bize vaat ettiği şeylere sahip çıkmazsak ne zaman çıkacağız biz? Takvimler kışı gösteriyor ama hissettiğimiz sıcaklık bahardan kalma. Üstelik durum pazar tezgahlarında da aynı. Bir zamanlar yaz dışında bulabilmenin mümkün olmadığı sebze ve meyvelerin tümü tezgahta var. Peki o renkliliğin cazibesine kapılıp sağlığımızdan olmamak için neye dikkat etmeli, neyi yemeli, neyi yememeliyiz? Patates soğan, patates soğan. Ne aldınız? Daha biberi yeni başladım. Mantar aldım. Mantar aldınız başka? Salatalık domates. Domates, biber, patlıcan. Yaz, kış, her mevsimde o mevsime özgü farklı bir meyve ve sebze bulunuyor sofralarımızda. Ama bazen o meyve ve sebzelerin ömrü uzun olsun diye onlarda ilaçlamalar yapılabiliyor. Ama elbette ki bir meyve veya sebzede ilaçlama olup olmadığını anlamanın yöntemleri de var. Tabağın rengini görüyor musun? Ne kadar güzel bak, dümdüz, geniş tabanlı olacak. Dar tabanlı tatlı olmaz zaten. Şimdi bir kabağın kimyasal işleme maruz kalıp kalmadığını anlamanız için bakacağınız 3 özelliği var. Dış kısmı pürüzsüz olacak ve bu yanında gördüğünüz çizgiler de düz olacak. Yamuk çizgiler olmayacak. Son olarak da rengine bakacaksınız. Renginin hem canlı hem de kırmızıya yakın bir turuncu olması gerekiyor. Kendini gösterir üstünde olup olmadığı. Mesela bak şu domatesde toz yok mesela. Bazılarında var toz oluyor. Toz olunca üstünde demek ilaçlan mesela şu bak. Lecin kalıntıları mı oluyor bak, yani? Tabii bak mesela şunu görüyor musun? Bak bunda var. Mesela bunda yok. Çok sert olduğu zaman zaten içi yeşil çıkar. Eski topraksınız biz gençlerden daha iyi bilirsiniz. Bir meyve ve sebzeyi gördüğümüz zaman da ilaçlama var mı yok mu nasıl anlayacağız? Ben anlıyorum. Nasıl anlıyorsunuz? Yetiştirdik. Salatalığı bile ben biliyorum. Nasıl oluyor mesela üzerinde ilaçlama olan salatalık? Salatanın rengi biraz bozuk oluyor. Leke leke olur mesela. Salatanın serti iyi olur. Yani yapısına bakacağız tabii, o halde. Tabii bazıları var yumuşak olduğu zaman yaramıyor. Tadı laylonsu mu oluyor böyle
Laylon kokusu verir. Ve sıra geldi patatese. Patatesin de ilaçlamaya maruz kalıp kalmadığını anlamanın elbette ki yöntemleri var. Öncelikle dış yüzeyine bakacaksınız. Şimdi bu elimde gördüğünüzde yok ama bazen patateslerin dışında yumrular oluyor. O yumruları gördüğünüz zaman bu o patatesin ilaçlamalara maruz kaldığını gösteriyor. Ve son olarak da patatesi kesip içine bakabilirsiniz. Kestiğiniz zaman kararmalar varsa o pateteste çok fazla ilaçlama yapılmış olabilir. Anlayamam, neden bileyim ki? Yok mu teknik tektik falan? Hiçbir şey yok. Kokusundan anlıyorum dedi şimdi bayan. Ben hiç öyle bir şey anlamıyorum. Fark etmiyor yani diyorsunuz ilaçlı mı değil mi diye. Öyle de öleceğiz, böyle de öleceğiz. Allah'a emanet yaşıyoruz. Bence. Hadi be soğan patates. Herkes gökte ararken o yerde buldu. Çorumlu çiftçi nohut ektiği tarladan göktaşı topladı. Birazdan. Mardinli bir çift yakınlarına telefonla takip edildiklerini söyledikten sonra sırra kadem bastı. Polisin her yerde aradığı karı koca tam 3 gün sonra bir ahırda saklanırken bulundu. Baba yetiş Kızıltepe'ye gel. Hayırdır oğlum? Baba ve isteği kaçırdı. Kaçıracaklar, öldürecekler. Takip edildiklerini söylediler, ardından sırra kadem bastılar. İzini kaybettiren çift 3 gün sonra saklandıkları ahırda bulundu. Kimseyle bir şeyimiz yok, düşmanımız yok, simetimiz yok. Mardin'de yaşayan Fatıma ve İsa Akbulut çifti Kızıltepe'deki akrabalarını ziyarete gitmişti. Evlerine dönmek için yola çıktıklarında iddialarına göre birileri tarafından takibe alındı. Şüphelendiğimiz herhangi bir şey var mı? Hayır. Peki fiziği için herhangi birileri var mı? Hayır, böyle bir şey yok. Veysel Akbulut telefonla babasını arayıp takip edildiklerini söyledi. O andan sonra da Akbulut çiftine bir daha ulaşılamadı. Polis iki çocuk sahibi karı kocayı bulmak için seferber oldu. Her yer didik didik arandı. Çok geçmeden Akbulut çiftinin aracı bulundu. Araçtaki belirtiler Veysel Akbulut'la eşinin birinden kaçtığı yönündeydi. Araba iki taraftan da sıkıştırılmış gibiydi. Aynası da kırıktı. 250 polisin katıldığı arama çalışmalarına havadan da dronlarla destek verildi. Aynen. Akbulut çiftinin araçlarını bıraktıkları yerden 1,5 kilometre yaya kaçtığı ve çiftin 3 gün boyunca bir ahırda saklandığı belirlendi. Geçsin birkaç arkadaş şöyle. Bir bakın arkadaşlar içeriye. Saklandıkları ahırda bulunan Veysel Akbulut ve Fatıma Akbulut karakola götürüldü. Bir saniye yol ver. Gel abone gel. Polis şimdi Akbulut çiftini takip eden şüphelileri arıyor. İstanbul Zeytinburnu'da bir ofiste iki kişinin cansız bedeni bulundu. Çifti ölümün arkasındansa yasak aşk ilişkisi çıktı. Önce tartıştığı adamı öldürdü, ardından da aynı silahla kendisini vurdu. Yasak aşk kanlı bitti. Saat 16 sularıydı. 46 yaşındaki Bürgen Güneş, iddiaya göre yasak aşk yaşadığı mali müşavir Selahattin Beydaşlı'nın Zeytinburnu'ndaki ofisine geldi. İkili arasındaki tartışma bir süre sonra şiddetini arttırdı. Güneş, kavga sırasında cebinden çıkardığı silahla 54 yaşındaki adama kurşun yağdırdı. Başından ve göğsünden vurulan Beydaşlı, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgansa cinayet silahıyla kendini de vurarak intihar etti. Peş peşe patlayan silah sesleri üzerine polis çağrıldı. Mali müşavir Selahattin Beydaşlı ve onu vuran Bürgen Güneş'in cenazeleri o binadan peş peşe çıkarıldı. Cinayete kurban giden adamın evli ve çocukları olduğu öğrenildi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şili hükümeti protesto için 2 ayı aşkın süredir sokakta ve eylemciler çok sert, hatta ölümcül müdahalelere maruz kalıyor. İşte onlardan biri. İki ayı aşkın süredir devam eden ve 26 kişinin öldüğü Şili'deki protestolar izleyenlerin içini burkan bir polis şiddeti görüntüsüne sahne oldu. Başkent Santiago'da meydana gelen olayda bir polis aracı hükümet karşıtı eylemlere katılan protestocuyu kovaladı ve adeta öldürmek için onu başka bir polis aracına doğru sıkıştırdı.
20 yaşında olduğu öğrenilen eylemci mucize eseri hayatta kaldı ancak ciddi biçimde yaralandı. Ölümcül müdahaleye maruz kalan Oscar Perez Cortez isimli gencin kalça kemiğinde kırıklar olduğu ve tedavi altına alındığı öğrenildi. Polisin aracını kasten bir protestocunun üzerine sürmesi ise özellikle sosyal medyada büyük tepki uyandırdı. Aksaray'dan dün gece kahreden bir haber geldi. 18 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil önünde seyreden tıra çarpıp hurdaya döndü. O araç 3 gence birden mezar oldu. Kontrolden çıkan otomobil hurdaya döndü. 3 genç o otomobilde can verdi. Kaza Aksaray'da meydana geldi. Direksiyonda 18 yaşındaki Yağız Kaan Duran vardı. Arkadaşlarıyla gezintiye çıkmıştı. Genç sürücü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda seyretmekte olan tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü. 18 yaşındaki sürücü Yağız Kaan Duran ve arkadaşları 18 yaşındaki Alihan Salman'la 15 yaşındaki Ramazan Furkan Ata hayatlarını kaybetti. Araçta bulunan diğer iki genç ise hastanede yaşam savaşı veriyor. İstanbul Valiliği Trafik Vakfı'nın park yasağını ihlal eden araçları çekme yetkisini sonlandırdı bildiğiniz gibi. Kararla birlikte haksız uygulamalar da bir kez daha tartışılmaya başlandı. Peki kural ihlali yaparak aracını park eden her sürücünün aracı çekilebilir mi? İşte yanıtı. Çekildi mi hiç aracınız? Çok çekildi. Hem otopark ücreti hem çekici parası ödettirerek ikinci bir rant kapısı oluşturuyorlar. 23 yıldır cadde ve sokaklarda araç çeken İstanbul Trafik Vakfı'nın faaliyetleri sona erdi. Sürücülere rahat bir nefes aldıran o kararı İstanbul Valiliği aldı. Kararın ardından haksız uygulamalar ve çekici mağdurları bir kez daha gündeme geldi. Kafalarına göre çekiyorlardı. Yani bu problem ortadan kalktı. Ezilme, şurada kasma yine aynı şekilde direklerde, tamponda kasmalar oluyor, kırılmalar oluyor. Aynı şekilde aşağılarda. Halat kopunca araba aşağıya mı düşüyor? Evet, arka üstü aşağıya düşüyor. Peki her araç çekilebilir mi? Amaç orada trafiği rahatlatmak, kamu güvenliğini sağlamak, riskleri ortadan kaldırmaktır. Bakın şurada yangın musluğu var. Burada da bir tabela görüyorsunuz. Yangın musluklarına 5 metre mesafede park etmek yasaktır. Bu araç kaldırılabilir. Ama şu ilerideki aracın, gerideki aracın kaldırılması sadece eziyettir, hukuksuzdur, haksızdır. Yaya geçitlerine park eden araçlar da çekilebilir. Ancak sadece park edilemez uyarısı olan yerlerde işler değişiyor. Bence plakaya ceza kesmesi yeterli. Fotoğrafını gönderirsin, cezanı kesersin, bitirirsin. Bu durumda görevli memur kural ihlali sebebiyle ceza yazabiliyor. Aracı çekmekse hukuksuz bir uygulama oluyor. Arkada gördüğünüz araçlar park yasağını ihlal etmesine rağmen trafiği engellemiyor. Kamu güvenliğini riske sokmuyor. Bu araçların çekilmesi hukuksuzdur. Park yasağı olan bir yere aracınızı bıraktınız. Bir süre sonra geldiğinizde aracınız yerinde yok. Hem trafik cezası yazılmış hem de aracınız otoparka çekilmiş. Böyle bir durumda ne yapacaksınız? Araç sahibi trafik cezasını ödemekle mükellef. Ama otopark bedeliyle çekici bedeli için ödediği ücretlerle ilgili makbuzları ekleyerek tüketici hakem heyetine başvurup bedellerin kendisine iadesine karar verilmesini talep edebilir. Ankara Emniyeti benzerine az rastlanır türden bir hırsızlık serisinin ihbarıyla harekete geçti. Çetenin hedefinde ne para ne de altın vardı. Kamyon ve tırların dorselerini çalıyorlardı. Kıskıvrak yakalandılar. Çalıp parçaladılar. Sonra da hurda diye sattılar. Dorse hırsızları güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızların hedefinde tır ya da kamyonlar değil, bu araçların yük taşımak için kullandıkları dorseler vardı. Çaldıkları dorseleri iş yeri süverdikleri hangara çekerek parçalara ayırıyor, ardından da hurdacılara satıyorlardı. Şikayetler peş peşe geldi emniyete. Kamyon sürücüleri sabah kalktıklarında dorselerinin yerinde olmadığını görüyorlardı. Şaşkına çeviren olay karşısında polis özel bir birim kurdu. Hırsızlık yapılan bölgelerde teknik takip başlatıldı.
Çok geçmeden de hırsızlık çetesinin izine ulaşıldı. Gecenin karanlığından yararlanan hırsızlar dorseleri tır ve kamyonlardan ayırıp işte böyle çaldılar. Hırsızları takibe alan polisler operasyon için düğmeye bastı. Dorse hırsızları yapılan kaynak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki sorgularında çaldıkları dorseleri parçalayarak hurda demir fiyatına sattıklarını söyleyerek suçlarını kabul etti. Gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beyoğlu ve Tuzla'dan sonra birkaç gün önce Ataşehir'de ortaya çıkan hayırsever bu kez Üsküdar'da bir mahalleliyi bayram yerine çevirdi. Sokak sokak dolaşıp dar gelirli ailelerin kapılarına para dolu zarflar bıraktı. Bana büyük bir ilaç gibi geldi gerçekten. Bana da geldi mesela. Benim de ihtiyacım var. Robin Hood diye bir ekip bu geziyormuş gecekondu mahallelerini. Gizemli hayırsever, namı diğer Robin Hood gitgide merak konusu olmaya başladı. Bu sefer de Üsküdar Kuleli Mahallesi'nde ortaya çıktı. Hayırseverin iş adamı olduğu yönünde iddialar var ve bir diğer ayrıntı ise yardım için genelde Anadolu yakasını tercih ediyor. Siyah kavşonlu, siyah, her şey siyah abiydi. Biraz uzun boyluydu. İstanbul'un birçok semtini dolaşarak ihtiyaç sahiplerine para dağıtan hayırsever şimdi de Üsküdar'da ortaya çıktı. Birkaç grup vardı, birkaç araba vardı. Fazla bir şey yoktu. Bana 1500 Türk lirası kadar bir ödeme yaptı sadece. Gizemli hayırsever ilk önce Kuleli Mahallesi'ndeki işte bu bakkala geldi. Veresiye defterindeki 8 kişinin yaklaşık 1500 liralık borcunu ödedi. 10-15 eve dağıttık, zarflar içerisinde verdik. Bu kez kalabalık bir grupla gezen gizemli hayırsever her zamanki gibi bakkalın veresiye defterindeki borçlarını kapattı ve ihtiyacı olanlara zarf içinde para yardımında bulundu. Gizemli hayırseverin yardım ettiği evlerden bir tanesindeyiz şu an. Size ne kadarlık bir yardım yaptı? 1 milyar vardı zarfın içinde, hiç haberim yoktu. Robin Hood abimizin hayrını kabul edin dedi. Biz de Allah razı olsun dedik, teşekkür ettik, aldık. Bana da 100 dolar ver. Mutlu oldu mu peki, neler hissettin? Evet, teşekkür ettim. İhtiyacı olanlar şimdi dört gözle tekrar onu bekliyor. Bize bir şey düşmedi. İster miydiniz size de gelsin? Yani tabii çocuğum okuyor, benim de ihtiyacım var yani. Antalya'da bir mağaza su baskını nedeniyle ürünlerini %70 indirimle satışa çıkardı. İlanı duyan herkes mağazaya aynı anda akın edince izdiham çıktı. Yavaş yavaş. Kişi başı birer tane alacak. Kişi başı birer tane alsın. Amca bırak, ver ya. Ver ver, bir şey olmaz. İndirimi duyan mağazaya koştu. 20 liraya satılan yorgan ve battaniyeler kapanın elinde kaldı. Basmayın, basmayın. Ablacığım, kişi başı birer tane. Bırak bırak amca. Almışsın, bırak bırak. Antalya'da bir mağaza su basması nedeniyle ürünlerde %70'e varan indirim yaptı. Mağaza bir anda savaş alanına döndü. Yavaş yavaş, kişi başı birer tane alacak. Amca bırak bırak, amca bırak, ver ya. Müşteriler ürünleri paylaşamadı. Zaman zaman gerginlik yaşandı. Ablacığım, kişi başı birer tane. Bırak bırak amca, almışsın, bırak bırak. Dinlemiyor, dinlemiyor. Bak ses tonun bozuldu ha. Ses tonun bozuldu ha. Hocam beni kapta yapıyoruz ablacığım, ayıptır ya. İş yeri sahibinin ürünleri bir üst kattan aşağı atması da izdihamı önlemedi. ...20 liraya satılan yorgan ve battaniyeler dakikalar içinde tükendi. Zorla aldık ama aldık sonunda. Zor oldu, canımız pahasına aldık. Çorumlu bir çiftçi tarlasındaki taşları temizlerken gözüne sıra dışı bir taş ilişti. Araştırınca o taşın göktaşı olabileceğini öğrendi. Bir parçasını NASA'ya gönderdi. Bulduğu gerçekten bir göktaşıydı. Kaldıramadık bunu ilk etapta. Meteor olabileceği kanısına vardık. Vurup kırmak için uğraştık. Taş olsaydı kırılırdı dedik. Ne yerlerinden kalktı ne de kırıldı. Tarlasını sürmek isterken göktaşı buldu. Nohut ektik, meteor biçtik gibi oldu bu iş. İçinde kalyum, kobalt, nikel, düşük şeyde altın elementler kesinleşti. Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Gerdekkaya köyünde yaşayan Mutlu Yılmaz traktörüyle nohut tarlasını sürüyordu. Tarlanın ortasına geldiğinde karşısına bir taş çıktı.
Taşı kenara atmak istedi ama tek başına başaramadı. Kaldıramayınca kütlesinden, ağırlığından şüphelendik. Şüphelendi, aldık eve götürdük. Arabanın hoparlörünü söktük. İşte mıknatıs etkisi var mı, ne olabilir diye. Baktık mıknatıs tutuyor. İkili şüphelendikleri o taşın bir parçasını güçlükle de olsa kesti. Amerika'da yaşayan bir akrabalarına gönderdi. O da NASA'ya götürdü. Parça istediler NASA'dan. Gönderdik, işte meteor olduğu kesinleşti. 68 kilogram ağırlığındaki taşın Türkiye'ye düşen en büyük kütleli 3. göktaşı olduğu belirlendi. Nohut ekip tarlasından göktaşı biçen çiftçi taşa gözü gibi bakıyor. Taşın değeri ise şimdilik net değil. Müze gibi falan bir şey açılacak olursa, sergilenecek olursa oralara veririz yani. Ülkemizden dışarıya çıkmasın. Kara, hava ve denizden sonra insanlığın yeni savaş alanı uzay olacak. Amerikan Başkanı Donald Trump bu sözlerle 738 milyar dolarlık dev bir savunma bütçesinin altına imza attı. Amerikan Uzay Kuvvetleri'nin resmen kurulduğunu dünyaya böyle ilan etti. ...738 milyar dolarlık savunma bütçesini onaylayan Trump, Amerikan Uzay Kuvvetleri'ni resmen kurdu. It's called the Space Force. Amerikan ordusunda kara, hava, deniz, deniz piyadeleri ve sahil güvenlik komutanlıkları olmak üzere 5 hizmet komutanlığı bulunuyordu. Trump'ın imzasıyla birlikte 6. güç olarak Uzay Kuvvetleri kurulmuş oldu. Space. Going to be a lot of things happening in space because space is the world's newest warfighting domain. Uzay kuvvetlerinin hayata geçirilme aşaması 18 ay sürecek ve yeni ordu Amerikan Hava Kuvvetleri'nden 16 bin personelin katılımıyla kurulacak. Uzay kuvvetlerinin merkezi Pentagon, komutanı da Orgeneral J. Raymond olacak. Amerika'nın bu haliyle özellikle son yıllarda uzay faaliyetlerini ciddi bir biçimde arttıran Çin ve Rusya ile arayı açmayı hedeflediği belirtiliyor. Sırada sosyal medyanın en dikkat çeken, en çok paylaşılan görüntüleri var. Onlarca ip bir noktada kesişti. Biri bile ritmi bozmadı. Çinli öğrenciler dünyaya ip atlama ve uyum dersi verdi. Uyumla hareket eden bir diğer grupta kümesten çıkan ördekler. Ancak soğuk havayı hissedince uygun adım geri dönüyorlar. Mukasa kendisinden kat kat büyük boğalar karşısında tek bir geri adım atmayarak cesaretin nelere kadir olduğunu gösteriyor. Having a temper tantrum, getting ready for a show, and now she just said, "Why?" Herkes kafesin içinde ağlayan bir bebek olduğunu sanıyor ve dehşete düşüyor. Fakat gerçek hiç de öyle değil. Nico, Nico. Görünüşüyle aldatanlardan biri de kamuflaj ustası deniz canlıları. Kaya gibi görünen bu mürekkep balığı adeta bir doğa harikası. Göz yanılmasını kostüm yapımında kullanan bu gençse Cadılar Bayramı'nda Harry Potter kılığına girmiş, süpürgesiyle uçuyor. Ancak basitiyle aynanın öte tarafı görününce ortaya çıkıyor. Oh, I see. Wait, is that my longboard? Longboardium Leviosa! My longboard, come on, make it back! Kimileri ise yaşından bir aile olgun davranışlar sergiliyor. Danielle?
Got it. Sosyal medyanın son trendlerinden biri sandalye deneyi. Bu hareketi sadece kadınlar yapabiliyor. Erkekler oldukça zorlanıyor. Duvara dönün. Üç ayak boyu geri çekilin. Kafanızı duvara yaslayın. Ve elinizin altına aldığınız sandalyeyi göğsünüze kadar kaldırıp doğrulmaya çalışın. Sosyal medya fenomeni komedyen baba kızını taklit ederek binlerce beğeni topladı. Bu anne köpek ise kanala düşen yavrusunun imdadına yetişiyor. Onları genelde didişirken görmeye alışığız. Bu kez daha dostça bir poz verdiler. Japonya'daki Sakurajima Yanardağı ise patlayışıyla doğanın ihtişamını bir kez daha gözler önüne serdi. Bir ara verelim, ardından veda etmek için tekrar karşınızda olacağız. Günün gelişmelerini anlattık haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden. İyi akşamlar, hoşça kalın.